Merhabalar efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Yanımda Aysun Çolakoğlu hocamız var. Bugün bizlere makrome kursunu uygulamalı olarak gösterecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Ramazanınıza mübarek olsun. Teşekkür ederim. Sizlerin de mübarek olsun. Sağ olun hocam. Bugün bizlere neler yapacaksınız? Evet, bugün makrome yapacağız. Hı hı. Birincisini çekmiştik zaten. Orada biraz tanıtmıştık. Hı hı. Şimdi duvar süsüyle devam edeceğiz. Böyle bir kasnağımız var. Bu kasnağımızı ben yapacağım ipin rengiyle sardım, hazırladım. Hı hı. Şu anda başlayacağım. İplerim var. İplerimi ben kesmiştim. Dörder metreden oluştu. 12 tane ip hazırladım. Şimdi bunları takıp başlayalım isterseniz. Hadi hemen hocam, başlayalım. Vakitte kaybetmeyelim. Şimdi ortadan 4 metre kestiğim ipimi tam ortadan ayarlıyorum. Bu şekilde. Buradan geçiriyorum. Şöyle göstereyim. Bu takma tekniğidir zaten başlangıç için. Hı hı. Şu şekilde ayarlıyorum. Tam 12 tane ip takacağım. Bu şekilde. Ön hazırlığımızı yaptık daha önceden. Şimdi de bizim İplerimiz biraz çalışırken uzun kesmek zorundayız. Çünkü ekleme yaptığımız zaman sıkıntı oluyor. Uzun kesince de böyle biraz dolaşıyoruz. Dolaşıyor, aynen hocam. Ay işte. Makrome zaten bir düğüm tekniği demiştiniz. Evet, daha önceki programımızda bahsetmiştim. Makrome bir düğüm atma tekniğidir. Farklı düğümlerden motifler çıkarak farklı desenler, modeller kurduğumuz bir çalışmadır. Keyifli bir çalışmadır. Zevkli bir çalışmadır. Yaptık sıra insanlar. Düğüm tekniklerini öğrendik sıra zaten. Kendileri de farklı doğaçlama. Şu anda benim bir model hazırlamadım. Şu anda ben size doğaçlama çalışacağım. Modelden de bakabilirler öğrencilerimiz. Doğaçlamada zaten düğüm tekniklerini öğrendiler mi? Doğaçlama daha güzel oluyor. Hani ipleri elinize aldığınız zaman kendiliğinden gelişiyor. Kendiliğinden, o anki ruh halinize göre her şey farklı geçiyor. Hepsini şu yan şekilde yana koyuyoruz iplerini değil mi hocam? Aralık vermeden. Sırayla koyuyoruz tabii. Sırayla geçiriyoruz ki modelimizi rahat bir şekilde çıkartalım diye. Güzel bir çalışma olacak. Bunlar zaten bu senenin modaları. Herkes çok farklı modellerde, renklerde, herkes artık evinin duvarlarını, kapılarını, bundan kapı süsü de oluyor. Hı hı. Kim artık nereye asmak isterse istediği yere kullanıyorlar. Bebek süsleri yapıyorlar doğumlarda, farklı çalışmalar yapıyorlar. Bu şekilde kasnakların ortasına bebeğin ismini yazdırabiliyorlar, kenarlarını örebiliyorlar. Artık dekoratif süsleme olarak da kullanıldığı için makrome. Önce ihtiyaçmış, şimdi süsleme artık. Aynen hocam. Ben sosyal medyada da çok denk geliyorum. Arkadaşlarım özellikle hep paylaşıyorlar. Bu aralar makromeye bir ilgi var bence evlerde oldukları için. Evet. Dikkatimi çekiyor. Yani sürekli kendi evlerine özgü bir şeyler yapıyorlar. Duvar süsleri, kapı süsleri. Demek ki evde kalmak biraz işe yaradı. Evet. Çünkü hani makrome çok keyifli bir çalışmadır. O yüzden tekrar gündeme gelmesi, tekrar moda olması. Zaten bizim de kurs açma sebebimiz oydu. Ben makromeyi daha önce turistlik ve hediyelik eşyanın içinde gösteriyordum. Ufak tefek çalışmalar yapmıştık biz. Orada öğrencilerimiz hani hocam ayrı yapsak, çünkü biz perde örmek istiyoruz, runner örmek istiyoruz. Hani artık biraz daha farklı. Turistik ve hediyelik eşyada boyama olduğu için hani boyayla ipler çok bağdaşmadı. Artık biz de dedik hani tekrar talep
var hani sorumlumuza söyledik hani böyle bir şey olur mu? Onlar da değerlendirdiler, kayda koydular. Talep de oldu maşallah, öğrencimiz de güzeldi. Ama çok uzun süremedi maalesef yeni olmasına rağmen. O yüzden çok fazla bir şey çıkartamadık. Öğrencilerimiz sadece hani düğümlerde kaldılar biraz. Düğüm üzerinde durmam gerekiyor. Çünkü düğümleri tam öğrenemezlerse ilerleyemezler. Çok fazla teknik var çünkü. Zaten aynı düğüm üzerinden gidiliyor ama düğümlerin farklı atış yönleri değişik olduğu için orada bir şaşırmaları oluyor. İlk etapta biz hani 3-4 hafta düğüm üzerinde durmam gerekiyor. Zaten 2-3 ana düğümü var. Ondan sonra da zaten kendi kendini getiriyor. Bayağı bu şekilde. Aysun Hocam, şunu da getireyim. Dolaşa dolaşa. Kaslar. Evet. Olsun, olacak böyle şeyler. İplerle çünkü işimiz. Bu da bir keyif. Hani sabır. Düğüm doğru açmak. Sabır. Bu kalın iplerde daha kolay tabii, ince iplerde işiniz daha zorlaşıyor. Yani tabii ki iplerimiz numara numara oluyor. 2 milim, 3 milim. Bu kalın en kolayı. Mesela runner'ı yaptık. Evet, onu da gösterecek mi? Gerçekten çok hoş bir şey olmuş. Bunu 2 milimden yaptık. Bayağı uzun sürdü. Bu tarz çalışmalar uzun süren çalışmalar. Daha çok dolaşan çalışmalar. Aynen, hocam çok güzel olmuş gerçekten burada. Peçeteliğimiz var. Evet. Çok güzel olmuş gerçekten. Bunu da siz yaptınız hocam. Değişik örnek çalışmalarımız. Kullanmış. Evet, onları. Burada aksesuarlarımız var. Tabii makromeyi düğümlerini tam öğrendikten sonra takı da evet yapabiliyor şöyle kursiyerlerimiz. Küpeler. Orada mum ipi kullandık biz. Çok daha ince bir ip. Evet. Çok değişik. Onunla, güzel olmuş. Çok sıkı evet, görünüyor hocam. Evet, evet. Burada bilekliklerimiz. Normalde kursumuzun son 3 hafta bitmesine son 3 hafta artık elleri tam alışmış ve öğrenmiş olacaktı. Biraz takı gösterecektik. Hocam burada bir çiçek görüyorum. Evet, onu burada kullanacağım şu anda evet, kapı süsümde. Onu buraya yerleştireceğiz. Çok güzel olmuş. O da tamamıyla düğümlerle yapılan bir çiçekler. Şunu da gösterirseniz. Şu anda sabitlemem gerekiyor kaymaması için. İçinin tohumları falan farklı. Evet. Bu üçüncüsü de şu şekilde. Tamamıyla örme tekniğiyle o da. Şu an ben bantımın ucunu yine kaybettim. Sıkı ipleri de. Büşra'cığım senden yine yardım tamam, alabilir miyim? Tabii. Bu şekilde tutturmam gerekiyor çünkü. Biraz boncuk kullanacağım. Bu şekilde plastik boncuklarımız var. Tahta boncuk da kullanılabiliyor. Yapmak istediğimiz çalışmaya göre. Bulamadık mı? Ben şöyle bir yandan da başlayayım da. Tamam hocam, ben bulacağım şimdi. Şimdi burada örümcek tekniği dediğimiz örümcek düğümüyle başlıyorum. Bu şekilde sıkıladıktan sonra 4 tane ipimi ayırıyorum. Ortada 2 tane ip bırakıyorum. Bu şekilde ilk etapta soldan ters de olarak yapıyorum. 4. ipimi arasından geçirip bu şekilde bir ilmek atıyorum ve sıkılıyorum. Aynı işlemi tekrar bu sefer de sağdan sola geçerek yapıyorum. Bu şekilde düğümümü atıyorum. Ben şöyle daha rahat oturmam gerekecek. Bizim de makrumede en büyük sorunumuz bir yerlere tutturmamız. Daha rahat çalışmamız. Evet, yani sabitlememiz gerekiyor çünkü kaymaması gerekiyor. Düğümlerimizin düzgün ve muntazam olması için. Hani teknik bilmek bir ayrı,
Bunları düzgün düşürmek çok daha ayrı. Burada yaptığım işlemi aynısını yine bu ilmeklerimi yapa yapa şu anda eksiltme işlemi yapacağım. Ben ilk sıramı bir tamamlayayım. Ondan sonra da bağlamayı göstereceğim. Şöyle. Zemini başlamadım ki ilk etapta burada başlamayı da göstereyim diye hani hazırlamak istemedim. İyi yapmışsınız hocam. Burada seyircilerimizle beraber başlamış olduk. Onlar da görsünler diye. Aynı işlemi iki kere uyguluyoruz değil mi? Evet, çünkü ikinci düğümde sıkıştırmamıza yardımcı oluyor. Sıkıştırmasak çözülür. Pamuklu ip kullanıyoruz. Hani ilk etapla önceki yıllarda hep naylon ip kullanılıyordu. Hı hı. Ama onda bir sağlıklı sonuç alamıyoruz. Çünkü naylon ipi düğüm attıktan sonra tekrar yine çözülüyor. Kayma yapıyor çünkü. Evet, şimdi bu pamuk ipler bizim bir kurtarıcımız oldu. Tam sabitliyor, hani bir daha da çözülmüyor. Burada düğümleri en önemli püf noktası düğümlerin eşit olması. Hani sıkılıkları, ne çok sıkı ne çok gevşek. Bir orana alışması gerekiyor örmesi için. O yüzden biraz pratik. Hani küçük küçük el alıştırmalarıyla bu düğümlerin orantılı. Çünkü hani ufak tefek şeyler de belli olmuyor ama bir runner ördüğümüz zaman, bir perde ördüğümüz zaman bu elimizin muntazam olması gerekiyor. Çünkü düğümlerin aynı hizada olabilmesi için. Şu an birinci sıramı tamamladım. Eksiltmeye geçeceğim. Burada bir şöyle. İlk sıramız tamam. Evet, 12 tane ip takmıştık. Şu anda 6 tane düğümümüz oldu. Eksiltme işlemini her zaman yan tarafından ikişer tane çıkartarak eksiltmeye geçiyorum. Şimdi iplerimiz biraz kısalınca daha hızlı örme oluyor. İlk sıra çünkü çok zorluyor. Şu anda biraz daha kolaylaştı. Hızlı örüyorum ama inşallah tam anlaşılabiliyordur. Bu kursa zaten biraz gitmiş olanlar bile anlayacaklardır görmeseler de. Evet. Hani teknik olarak düğümleri zaten çoğu hanımlarımız biliyor. Hani hiç bilmeyen çok az. İki sağdan, iki de soldan eksiltme yaptı Aysun hocam. Evet, şu anda eksiltme yapıyorum. Ve şu an tekrar devam yine ediyorum. Sıramı tamamlıyorum. Şu anda örümceklerimiz oluşmaya başladı. Çok güzel şeyler yapılıyor aslında makrumeden. Çok keyifli. Böyle elinize aldığınız zaman bir dinginlik veriyor. Bir ruhunuz dinleniyor. Düğümleri atmaya başladığınız zaman her şeyi unutuyorsunuz. Farklı bir çalışma. Bir de hiç sadece ellerinizle hani yapıldığı için. Bakın şu anda eksilmeye başladım. Yine tekrar eksiltiyorum. Yine iki tane çıkartıyorum. İki tane de yine buradan çıkartıyorum. Köşelerden. Küçük bir üçgen yapacağım buraya. Daha sonra o ayırdıklarımızı da kullanacağız değil mi? Tabii ki, tabii ki. Tekrar dedim ya hani bir de şimdi model getirmedim. Kursiyerlerimiz ya da seyircilerimiz doğaçlama makrome nasıl çalışıyor? Şu anda tamamıyla kafamdan çalışıyorum. Doğaçlama hocam. Çalışıyorum. Hani doğaçlamayı da görsünler. Hani illa bir model aramak gerekmiyor makromede. Hani model olunca da çok güzel oluyor. Ama şartta değil yani model şartta değil. Düğüm tekniklerini şey bildikten sonra doğaçlama tamamıyla gidilebiliyor. Şu şekilde. Bu sırası biraz ipler uzun olduğu için biraz oyalıyor. Şimdi tekrar eksiltiyorum. Tekrar yine iki tane. Bu taraftan. İki tane bu taraftan.
alıyorum. Gördüğünüz gibi elimde iplerim azalıyor. Hı hı. İpler azaldıkça işimiz kolaylaşıyor. Tabii ki. Artırmada da yine dışarıdan bu kenara ayırdığımız iki ipleri tekrar 2-2 içeriye alarak da makromede artırma işlemini yapıyoruz. Dediğim gibi teknik çok fazla ama hep düğüm üzerinden teknikler. Kursumuz inşallah açılır. İnşallah hocam. Kaldığımız yerden devam ederiz. Çünkü yeni bir kurstu. Tam öğrencilerde ne olduğunu anlayamadan, hani daha düğüm tekniklerini öğrenirken kapatıldı. Yarıda i̇nşallah. Kaldı ama inşallah bu süreç bir an önce biter. Aynen, bir an önce umuyoruz biter. Kurslarımıza döneriz. Çünkü çok yarım işimiz kaldı. Tamamlarız. İnşallah hocam. Şu an son yine ayırdım ve üçüncüyü atıyorum. Kurslar olmasa da sizin günleriniz yoğun geçiyor Akmek'te. Evet, Akmek'te yoğunuz biz. Maske dikimleri. Evet, maske dikiyoruz şu anda. Nasıl gidiyor hocam? Süper gidiyor. Yani maşallah. Yoğun gidiyor maskelerimizi. Gördüğünüz gibi bir tane üçgen. Şöyle evet. Kaldırayım çünkü bantladığım için tam kaldırmayacağım. Şimdi bir sarmal düğüm tekniği yapacağım buraya. Vallahi maske yoğun bir şekilde hocalarımızla beraber dikiyoruz. Sarmal düğümde bir tane en baştakini sabit tutarız elimizde. Diğer düğümleri ona şu şekilde tutuyorum. Diğer düğümleri üzerine geçiriyorum. Bir tanesi ve, hepsini. Evet evet. Her ipi iki kere ilmekliyorum. Bir de buna temizleme işlemi de diyoruz biz. Hani kenarlarını şimdi kaldırınca daha güzel göreceksiniz. Şimdi tırnak ütüsü diyorum ben her zaman. Hani ördük sırada bir tırnaklarımızla da düzeltmemiz gerekiyor. Şöyle ayarlayayım. Hızlı hızlı yapıyorsunuz hocam. Eliniz alışmış. Evet, bir de zamanla yarışıyoruz ya. Hani en azından çalışmayı bitireyim istiyorum. O yüzden de biraz hızlı atıyorum düğümlerimi. Model oluşmaya başladı zaten. Şimdi evet, boncuk takarken bir çevireceğim şimdi. Seyircilerimize de bir göstereceğim. Hani en azından nereye kadar geldiğimizi görsünler. Bir de dolaşmasam çok iyi olacak da. Bazen de bir dolaşıyorum. Makromenin şeyi yanında. Dolaşıyorum. Tam ortaya kadar geldim. Hı-hı. Şimdi aynı işlemi sağ sol. Genelde simetri çalışılıyor. Makromede simetri hem sağ hem sol, hani aynı işlemleri yaptığımız zaman şu şekilde hemen hızlıca. Şimdi senden de yardım alacağım. Tamam, ben ne yapabilirim senin için? Boncukları beraber geçireceğiz. Tamam, çok güzel olur. Yardım etmiş olurum. Evet. Şimdi boncuklarımızı taktık. Hı-hı. İki sarmal düğümün arasına. Tekrar bir sarmal düğüm daha geldim. Şöyle bir görüntü çıktı. Şimdi ortaya bir tane fıstık yapacağım. Yine fıstığımızı da aynı işlem soldan ve sağdan atarak 6 tane ilmek yapıyorum. Şu şekilde. Ayağa kalktım çünkü oturarak biraz zor oluyor. Şöyle yapayım ki hem kamerada da güzel gözüksün. Hem de şey olmasın diye. Bu şekilde. Aynı. Şimdi bunu nasıl sayıyoruz? Buradaki küçük küçük çizgilerimiz oluşuyor. Şu şekilde. Hı hı. Buradan sayıyoruz. Şu anda 4 tane düğüm atmışım. Yani 8 düğüm atıyorum ama her çift düğüm tek sayılıyor makromede.
Hani iki düğümü bir düğüm olarak sayıyoruz. Öyle olunca 8 tane atacağız. 5 oldu. Ben 6 tane, yani 12 tane düğüm attım ama 6 tane sayıyoruz. Şimdi bunu, ortadaki 2 taneyi diğer yaptığımın tam göbeğinden geçireceğim. Bir tane küçük fıstıkla diyoruz, küçük toplukla diyoruz, her şey diyoruz. Şuradan tam ortadan geçiriyorum. Hizalı bir şekilde altından alıyorum. Tekrar kenarda bıraktığım 2 tane düğümümle sıkılaştırıyorum. Şu şekilde. Evet, burada da gördüğünüz gibi bir tane. Yine aynı işleme tekrar devam ediyoruz. Bu şekilde düzeltiyoruz. Ortadan tam sayılarımızı ayırıyoruz. Yine ikiye bölüyoruz. Ortada 4 tane bıraktım. Hemen hızlı bir şekilde burayı toparlayacağım. Az önce kesmeyi göstermiştim. Şu an artırmayı gösteriyorum. Tam ortadaki 4 tane düğümü ipi ayarladıktan sonra bir tane düğüm atıyorum. Keserken 2-2 kenara atmıştım. Şimdi tekrar 2-2 bu ikileri tekrar içeriye alarak ekleme yapıyorum. Buradan. Bu şekilde. Buradaki hizanın tam düz gelmesi önemli. Şimdi de soldaki, sağdakini alıyorum. Yine 2 tane içeriye aldım. Aynı işlemi onun için de yapıyorsunuz. Elbette. Şimdi de aynı düğümlerle. Bakın hep aynı düğümleri atıyorum ama farklı model çıkıyor buradan. Yine 2 tane aldım. Şimdi ortadaki bir baklava dilimi yani oluşturacağız. Şekilde. Yine buradan da bir iki alıyorum. Artırmaları oluşturmaya başlıyorum. Şekilde. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Tekrar yine iki tane. Evet. Buradaki 2 taneyi yine alıyorum. Sırasıyla. Sadece sırayı takip etmeleri gerekiyor. Sırayı şaşırdıkları zaman modelin nerede nasıl olduğunu karıştırırlarsa model bozulur. Sırayı başladıktan sonra o sırayı tamamlamaları gerekiyor diğer bir sıraya geçmeleri için. İlerleyen zamanlarda tabii ki karışık örebilirler ama dediğim gibi hani düğümleri tam öğrenip hangi düğüm nerede kalmış hani ilk seferde anlamaları gerekiyor. Ama yeni başlayanlar için benim gibi bu şekilde sırayı takip ederlerse problem yaşamazlar. Daha kolay da yapabilirler. Tabii ki daha kolay yapabilirler. Ben hep soldan atıyorum ilk başlangıçlarımızı. Çünkü düğüm hani hafızada biraz kalması lazım. Her zaman ilk düğüm soldan diyorum. Sol sol. Sol ikinci düğüm sağ. Şimdi soruyorlar sol muydu sağ mıydı? Dedim, bir özel bir şey var mı hocam soldan atmanız? Hayır sadece akıllarında kalsın diye hani bir belirti olsun diye sağdan da başlanır soldan da başlanır. Bunun bir yönü yok bir şeysi yok düğüm olduğu için hani her yön gider. Önemli olan sırayı bozulmaması. Soldan başlayınca daha düzgün oluyor. Hani ilk etapta yönünü tam ayarlayabiliyorsun.
Şu an gördüğünüz gibi bir üçgen daha oluştu. Artırdık. Üçgenimizi tamamladıktan sonra zaten bağlamayı göstereceğim. Az önceki senin göstermiş olduğun çiçekleri de buraya uygulayacağım. O da makrome tekniğiyle yapılan bir şöyle çiçektir. Artırma, eksiltme. Evet, oluştu. Ortasında yine diğer büyük de fıstık, şu an burada göstermiş olduğum fıstık çalışmasını yaptık tohum olarak. Bunu farklı renklerde de yapabilirler. Renk seçeneği çoktur. Hani dediğim gibi doğaçlama olduğu için rengarenk de yapabilirler. Şu anda çok hani alışveriş imkanımız olmuyor. Hani çok dışarı çıkmak istemiyoruz. Hani evden işe, işten eve derler ya. Evdeki malzemelerle. Evdeki malzemelerle, kurstaki malzemelerle hani değerlendirelim istedim. Elimizdeki imkanlarla. Yani şu süreç bitse de bir an önce normal hayatımıza dönersek çok iyi olacak. Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah hocam. Kısa sürede. Çünkü bu da dikkat etmemiz gerekiyor. Ama makromeyi bu şekilde öğrenirlerse farklı videolar da var. Oradan hani evde kaldıkları sürece videoları takip ederek seyircilerimiz de yapabilirler. Ama süreç bittikten sonra da kursumuzda bekliyorum inşallah. İnşallah. Seyircilerimizi bekliyoruz, bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. İnşallah orada daha farklı çalışmalar yapacağız. Çiçekleri hangi aşamada koyacağız hocam? En son süsleme aşamasında. Şimdi bağlayacağım. Onu da burada göstereceğim. Zaten üçgenimi tamamladım. Bunları da taktıktan sonra işlemimiz bitiyor. Evet, işlemimiz bitiyor. Zaten modelimiz de oluşmaya başladı. Şöyle bu şekilde gördüğünüz gibi. Yukarıda yaptığım kesme işlemini tekrardan farkındaysanız hep aynı. Hani artırma, kesme. O şekilde. Sadece göz zevkinize. Hani nerede neyi kullanacağınızı bildiğiniz zaman hiç modele gerek yok. O anki kararlarınız doğrultusunda makrome ilerleyebiliyor. Aynen hocam. Aysun hocamız hiçbir modele bağlı kalmadan kendi tamamıyla doğaçlama şekilde yapıyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet. Bunun üzerinde çok farklı çalışmalar yapılabilir. Buradaki ben hani biraz vaktimiz dar olduğu için şuradaki sarmal çalışmayı tekrar indirmedim. Buradaki boncuk sarmal çalışmasını tekrar bu üçgenimizin etrafına da inip tekrar model biraz daha boncuk takmak isteyenler olabilir. Yapılabilirdi. Tabii ki. Şu an zamanla da yarıştığımız için çok da zaman almak istemiyorum. Yani bir örnek de hazırlamadım. Hazırlamış aşamasını program başında da söylediğim gibi hani makromenin hiçbir modeli gerek olmadan doğaçlama da bir çalışma yapılabileceğini görsünler diye. Gördüğünüz gibi yine tekrar 2-2 ataraktan karemi tamamlıyorum. Evet, bu bir duvar süsü olacak. Yine ve şık bir duvar süsü olacak. Çok güzel olacak bu. Tamamıyla çiçekleri de dışarıdan almadan, çiçekleri de kendileri yaparak yaprak yapıyoruz, çiçek evet, yapıyoruz. Hani ekstradan bir malzeme kullanmaya gerek yok. Kendi ipleriyle çiçeklerini de hazırlayabiliyorlar şu an. Evde kalmış iplerle geri dönüşümü de sağlanabilir tabii bu şekilde. Tabii ki. Her türlü. Biraz işte ipin biraz tok olması gerekiyor. Hani düğümleri tam. Dediğim gibi naylon olmazsa hani pamuklular daha güzel. Bir de yeni öğrenenler için pamuklu çok daha kolay çözülmediği için. İşte farklı sakraçlar ev dekorasyonunda saksı koymak için. Eskiden de yaparlardı ama şimdi yine de çok modaya çıktı o küçük küçük sakraçlar, balkon sakraçları.
İşlerine de böyle güzel çiçekler koydular mı? Bayağı estetik duruyor. Gördüğünüz gibi kalem tamamlandı. Şimdi kaldıracağım, bağlamasını göstereceğim. Çiçeklerimizi de takacağız, çalışmamızı bitireceğiz. Bu şekilde gördüğünüz gibi, ay Büşra'cığım şunlar, ulaştık her zaman. Böyle bir model oluşturduk. Şimdi bunu tekrar kasnağıma şuradan bağlıyorum. Düğüm atarak. Hizayı ayarlamam gerekiyor. Şekilde. Ortadaki ve iki kenardakini sabitliyorum. Şimdi çiçeklerimi geçiriyorum. Çiçeklerimiz de bu şekilde. Evet, çiçeklerimi de bu şekilde bağladım. Dilediğimiz yerde de kullanabiliriz aslında. Elbette dilediğimiz yerde kullanabiliriz. Çünkü ben ama çok güzel oldu gerçekten. Küçüklü büyüklü de yapılabilir çiçeklerimiz. Renk uyumu çok hoş olmuş hocam. Farklı şekilde. Evet, sonra şu anda ben ölçeceğim için saçaklarını kesmeyi düşünmüyorum. Şöyle göstereceğim. Evet, bir... Şu an tamamladım. Tarayacağız iplerimizi tarakla. Sonra istedikleri mesafede, istedikleri şekilde kesebilirler. İster kapıya asabilirler, ister duvara asabilirler. Çok her yerde çok rahatlıkla kullanabilecekleri bir duvar çalışması. Süsü. Makrameden duvar diyeyim. Süsü yaptı makrameden. Hocam. Elleriniz emeğinize sağlık hocam. Gerçekten çok hoş oldu. Seyircilerimiz için tekrar makramenin ne olduğunu da hatırlatmış olduk. Evet. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aysun hocamız bugün bizlere makrame kursundan uygulama olarak kapı duvar süsü ve kapı süsü yaptı. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim, programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hayat eve sığar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.